Geç boşanmanın yol açtığı sorunları aslında üç başlık altında toplayabiliriz. Bir, kişinin kendisinde yol açtığı sorunlar. Şimdi geç boşanan bir kişiyi düşündüğümüzde, işte diyelim yarım saat, 45 dakika ilişkisi sürüyor ve boşalamıyor. Bir kere fiziksel bir yorgunluk işin içine giriyor. İkincisi, bu kadar uzun süre sertliği korumakta zorlanabiliyor. Çok da doğal çünkü artık isteyerek yaptığı bir cinsel ilişki değil, artık ne zaman bitecek gibi baktığı ve dolayısıyla cinsel uyarılmadan koptuğu bir cinsel ilişki yaşıyor ve dolayısıyla da uyarı azalması sebebiyle sertleşme kaybı yaşıyor ve bu da bir süre sonra cinsel ilişkiden kaçınma, isteksizliğe yol açabiliyor kişide. Partnerin de şunlara yol açabiliyor. Diyelim birlikte olduğu partner orgazm oldu ve artık kendisi için cinsel ilişki sonlanabilir ama eşi boşalamadığı için, devam ettiği için bir süre sonra vajinada uyarılma devam etmediği için vajinada bir kuruma, buna bağlı bir tahriş, rahatsızlık hissi olabiliyor partnerde de ve partnerde de bir fiziksel yorgunluğa yol açabiliyor ve dolayısıyla partner de bir süre sonra cinsel ilişkiden bir kaçınma, isteksizlik olabiliyor. Tabii bu çiftin ilişkisi de olumsuz etkiliyor, yani cinsellikle ilgili bu kaçınmalar. Tabii en önemli sorunlardan birisi bu çiftler birleşme esnasında boşanma yaşamadığı için birçoğu çocuk sahibi olamıyorlar. Doğal yollarla çocuk sahibi olmaları mümkün olmuyor. Yani normalde bu iki kişinin de fertil olduğu halde herhangi bir çocuk sahibi olmakla ilgili bir fiziksel engeli olmadığı halde penis vajinanın içindeyken bir boşanma olmadığı için ve dolayısıyla da bir döllenme ve çocuk sahibi olmak gibi bir şey mümkün olmuyor. Bazı kişiler işte aşılama yöntemiyle çocuk sahibi falan olmaya çalışıyorlar. Sonuçta geç boşalma ya da cinsel birleşme sırasında boşalamama sorunu tedavi edilebilir bir problem.